Merhaba sevgili 5. sınıflar, Türkçe ders kitabımızın 23 ile 27. sayfalar arasındaki etkinlik ve hazırlık çalışmalarını beraber yapacağız arkadaşlar. Önce hazırlık çalışmalarımız var. Tabii öncelikle kanalımıza abone olup videolarımıza güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. Ayrıca bu videonun altında 5. sınıfların diğer ders kitaplarının çözümleri ve tüm derslerin yazılı sorularının bulunduğu link olacak. Tıklayın ve başarınıza başarı katın. Önce 3 tane hazırlık sorumuz var arkadaşlar. Hazırlık sorularımız şu şekilde. Misafir 10 kısmet ile gelir, birini yer, 9'unu bırakır. Atasözünü açıklayınız diyor. Bundan ne anlıyorsunuz arkadaşlar? Hemen açıklayalım beraber. Şurada cevaplarımız şu arkadaşlar. 3 sorumuz, 3 tane cevap var. Siz videoyu durdurarak yazın. Ben hızlı gitmek zorundayım tabii ki. Aslında bereketiyle gelir anlamını taşır değil mi bu misafir on kısmetle gelir? Evimize gelen misafir ev halkına eve bereket getirir. Kültür geleneğimizde yer edinmiş misafir bizim için çok önemlidir. Yeni eşyalar ile onlara karşılarız değil mi? En yeni tabaklar, en yeni kıyafetlerimizle misafir odamız vardır, misafir oturma grubu vardır değil mi? Ya, misafir yataklarımız vardır, misafir bizim için çok değerlidir. Bunları hepsini isterseniz yazabilirsiniz. İkinci soru, Tanrı misafiri ne demektir diyor. Ne anlıyorsunuz? Bunu açıklayınız. Tanrı misafiri daha önce tanımadığımız yabancı kişilerin evimize misafir olarak gelmesidir arkadaşlar. Ne demişiz? Yabancı daha önce tanımadığımız bir misafire Tanrı misafiri denir. Evet, siz videoyu durdurarak bu mavi yazıyla yazılmış olanı aynısını defterinize, kitabınıza ya da akıllı defterinize yazmanız yeterli olacak. Üçüncü soru, Türk kültüründe misafirin önemi, misafirliğin sosyal hayattaki yerini belirten konuşmanızı arkadaşlarınıza sununuz. Şu kısa ya da uzun yapabilirsiniz, bu tamamen size bağlı. Misafirlerin Türk kültüründe eve bereket getirdiği söylenir. Bu bizim geleneklerimizde ve atasözlerimizde geniş bir yer edinmiştir değil mi arkadaşlar? Geçiyorum. Hazırlık soruları bitti arkadaşlar. Siz durdurup yazın. Peşimde gelin. Birinci etkinliğime geçiyorum ben. Birinci etkinlikte 3 tane kelime verilmiş. Bu kelimelerin anlamlarını bulup cümle içerisinde kullanmamız isteniyor ve kontrol etmemiz isteniyor. Geleneksel, ahilik ve telaş kelimeleri var. Geleneksel, geçmişten beri süre gelen atalarımızın davranışlarını devam ettirmeyi biz ne diyoruz arkadaşlar? Geleneksel diyoruz. Cümle içerisinde ise geleneksel bir yapımız vardır. Evet, cümle içerisinde bu şekilde kullanabilirsiniz. Ahilik, ahilik bir sosyal dayanışma yöntemidir aslında. Selçuklarda da vardı. Selçuklarda başlamış, Osmanlılarda başka bir isim adı altında devam etmiştir. Geçmiş zamanlarda esnaflar arasında dayanışmayı sağlayan teşkilata ne denir arkadaşlar? Ahilik denir. Selçuklularda vardır bu. Selçuklu devletinde ahiliğin önemli bir yeri vardır. Zaten cümle içerisinde de onu kullandım öğrenmeniz için. Telaş ise bir şeye karşı kaygı duyduğu için doğan heyecan. Evet, doğan heyecana biz telaş deriz. Ya, cümle yazılıya çalışmadığı için çok telaşlıydı. Evet, yazılıya çalışmadığımızda yazılı başladığı zaman çok panik oluruz değil mi? Çok heyecanlı, telaşlı oluruz. Ama çalıştığımız zaman daha sakin olabiliriz değil mi arkadaşlar? Evet, etkinliğimiz bitti. Geçiyorum. İkinci etkinlik. Burada bir not gördüm. Bu videonun altında 5. sınıfların tüm derslerin kitap cevapları, tüm yazılı soruların bulunduğu link vardır diyor. Tıklayın. Siz de yüzlük olun. Ayrıca WhatsApp gruplarında paylaşmanızı istiyoruz arkadaşlar. Ki arkadaşlarınız da bitirsin hemen ödevlerini. Beraber hızlıca oyuna başlayabilirsiniz. Geçiyorum. İkinci etkinliğimizde çok güzel bir fotoğraf var. İnsanlar gelmiş, misafirliğe gelmiş, sohbet ediyorlar. Televizyon yok, cep telefonu yok, bilgisayar yok, tablet yok gördüğünüz gibi. Büyükler oturmuş sohbet ediyor, küçükler ise oyuncaklarıyla oynuyor. Özlediğimiz görüntüler bunlar aslında değil mi? Ne diyor bakalım? Görsel size konukseverlikle ilgili neler çağrıştırıyor diyor. Yorumlayınız. Bana eskileri çağrıştırıyor. Ben hatırlıyorum bunları. Akşamları misafir geldiğinde ya da biz misafirliğe gittiğimizde insanlar gaz lambası vardı. Bizde elektrik bile yoktu o zaman. Gaz lambasının önünde köydeydik arkadaşlar. Köyümüzde elektrik yoktu. Gaz lambasının önünde insanlar otururdu. Eskilerden bahsederdi. Hikayeleri anlatırlardı. Fıkralar, çok güzel konuşmalar yapardı ve çok eğlenirdi insanlar. Ne demişim? Bu görsel bana eski günleri çağrıştırıyor. Eskiden anlatılanlara göre ailelerimiz akşamları komşu ziyaretlerinde birbirleri son derece mutlu ve herkes bir şeylerle ilgileniyordu, herkes bir şeyler anlatıyor idi. Televizyon, telefon, tabletin olmadığı samimi günleri bana çağrıştırıyor bu görsel.
Geçiyorum bir sonraki etkinlik sevgili gençler. Üçüncü etkinliğimizde aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor. Konukseverlik hakkında neler biliyorsunuz? Bana göre konukseverlik paylaşmaktır öncelikle. Öyle başladım. Ve konukseverlik evimize gelen kim olursa olsun ona iyi şekilde misafir olarak ağırlamaktır. İki, metini okuduktan sonra konukseverlik hakkında neler öğrendiniz? Zaten bilgim vardı konukseverlik hakkında ama metni okuduktan sonra konukseverlik hakkında bilgilerim pekişti. Bildiğim şeylerdi zaten demişiz. Metne göre konukları sevmenin, onlara ikramda bulunmanın nedeni nedir? Konukları sevmenin ve ikramda bulunmanın nedeni misafirin eve bereket getirdiği inancıdır arkadaşlar. Hani 10 kısmetiyle gelir, birini yer, 9'unu bırakır gider var diye yukarıda. İşte kısmetiyle geldiğine inandığımız için böyle bir şey söylüyoruz. Geçiyorum bir sonraki etkinlik, dördüncü etkinliğimizde metinde ne anlatılıyor diyor. Metini okuduğunuz zaman metinde konukseverlik ve misafirperverlik hakkında bilgiler verildiğini göreceksiniz. Metinden çıkarılan sonuç nedir diyor burada da arkadaşlar. Metinden çıkardığımız sonuç eve gelen her kim olursa olsun, misafir kim olursa olsun iyi bir şekilde ağırlanmalıdır. Kapımızı hiç kimseye kapamamalıyız. Kapımız gelen herkese açık olmalı. Evet, geçiyorum 5. etkinliğimize. 5. etkinliğimizde sorular var arkadaşlar. Bir metin var. Metini okuyup bu soruları o şekilde cevaplamanız isteniyor. Bu metin hangi siteden alınmıştır? www.bam.gov.tr sitesinden alınmıştır arkadaşlar. Bu metin. B. Araştırmalarınızı yaparken hangi internet sitesinden faydalanıyorsunuz? Evet, Wikipedia ve Eğitimhane YouTube gibi sitelerden ve kanallardan faydalanıyorum şeklinde yazmışız sevgili gençler. Siz de daha farklı şeyler yazabilirsiniz. Bir sonraki sorumuz, hangi internet sitelerinde yer alan bilgilere güvenebilirsiniz? Açıklayınız. Evet, her internet sitesindeki bilgilere tabii ki güvenmeyiz değil mi arkadaşlar? Çünkü bu bilgiler hatalı olabilir. Özel sertifikalı olan, sertifika almış, güvenilir siteleri bilgilerine güvenebiliriz. Ona da aşağıda değineceğiz zaten. Girdiğiniz sitelerin güvenilirliğini sorguluyor musunuz? Neden? Evet, tabii ki sorgularız. Yoksa bizi yanıltabilir, kandırabilir ve bilgisayarımıza, tabletimize, cep telefonumuza virüs bulaştırabilir değil mi? Sitenin güvenilirliğini sorguluyorum çünkü bu siteleri tanımıyorum ve bilgisayarıma virüs yükleyebilir veya bilgileri yanıltıcı olabilir şeklinde yazmışız. Siz yine videoyu durduruyorsunuz, yazıyorsunuz, peşimden geliyorsunuz. Buradaki son soru, internet sitesinin güvenilirliğini nasıl anlarız? Adres çubuğunu tıkladığımızda ya da baktığımızda arkadaşlar HTTPS şu ibareyi gördüğümüz zaman o internet sitesi güvenilir demektir. Bu ibare varsa güvenilir bir sitedir, girebilirsiniz. Güvenlik kontrolünden geçmiş bir site demektir HTTPS yazısı ibaresini gördüğünüz zaman. Geçiyorum ben. Bir sonraki etkinlik 6. ve 7. etkinliklerimiz son etkinliklerimizdir. Burada yatmak ve yedirmek kelimelerinin altı çizilmiş arkadaşlar. Kalın kırmızıyla çizdim ben de. Bunlar mecaz mı yoksa gerçek anlamda mı kullanılmış? Bu bilgi isteniyor sizlerden. Yatmaktadır kelimesi mecaz anlamında kullanılmıştır arkadaşlar. Evet, ne diyor? Temelinde eski ahi gelenekleri yatmaktadır. Gelenek yatmaz, gelenek vardır arkadaşlar. Yatmak uyumak anlamındadır aslında. Gerçek anlamı uyumaktır. Anadolu yemeği konuğuna yedirmekten, evet burada yemek yedirmekten bahsettiği için gerçek, evet yedirmekten gerçek anlamda kullanılmıştır. Bu kelime de gerçek anlamda, yatmaktadır ise mecaz anlamında kullanılmıştır. Burada ısınmak, soğuk ve acı kelimeleri var. Bunları hem gerçek hem mecaz anlamda birer cümle içerisinde kullanmamız isteniyor. Isınmak, soba yanınca ısındım. Bu gerçek anlam. Mecaz anlam, o çocuğu görünce ona ısındım. İnsan ona alışır değil mi? Ya da onu sevimli bulur. O hoşuna gider. Ona ısınma olmaz. Bu mecaz anlamındadır. Soğuk, gerçek anlamı. Bugün havalar çok soğudu. Mecaz anlam, bana yalan söyleyince ondan soğudum. Acı, acı biber ağzımı yaktı. Mecaz anlam ise canı yanınca acı acı bağırdı. Bu da mecaz anlam. Yedinci etkinlik arkadaşlar. Yedinci etkinlikte bir şiir verilmiş. Bir şiirin bazı cümleleri, satırları, mısraları eksik verilmiş. Bu eksikleri tamamlamanız isteniyor. Şurada mavi ile yazılmış olanları sizler için tamamladık arkadaşlar. Siz de şiiri tamamlayın. Hepsini yazın.
ve çantanızı, kitaplarınızı hazırlayın. Sabah okula gitmek için kıyafetlerinizi düzgünce bir kenara koyun. Sabah giyinin, kahvaltınızı yapın ve çıkın evden. Kanalımıza abone olup videolarımıza beğeni atmayı lütfen unutmayın. WhatsApp gruplarında paylaşın ki arkadaşlarınız da haberdar olsun videolarımızdan ve ödevlerini çabuk bitirip beraberce eğlenecek vaktiniz olsun. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.